Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Bu akşam nikah merasimi var. Nikah memuru gelinceye kadar biz işimize devam edelim inşallah. Sema etmek kimlere caizdir? Sema dediniz mi? Dediğiniz zaman bu noktada bizim burada sema eden kardeşler söz konusu olur. Böyle olunca herkes sema edebilir. Ama bir de sema var. Sem üzerinde bir ayrılma işareti var. O da sema oluyor. Sema etmek ise sadece ehline caiz olur ki ehli diyebilmemiz için onun belirli özelliklere sahip olması lazım. Arayan bulur hadis-i şerifindeki buyurulan aramak nedir, nasıl aranır? Biz bu arayışın içinde miyiz? Evet, bazıları zayıf olduğunu söyler ama sufiler büyük bir çoğunluğu zayıf olmadığını söyler. Arayan bulur, bulan tanır, tanıyan sever, seven aşık olur. O aşık olursa ben de ona aşık olurum. Ben ona aşık olursam bedeli, onun canını ben alırım. Diyetini de ben öderim. Bununla alakalı değişik rivayetler var. Hani sahihliğiyle alakalı ama sufilerin hepsi de bunun sahih olduğunu söylemişler. Sahih olduğunu söyledikten sonra bu noktada tabii bu konuda zayıf diyenler de var. İlim olarak söylüyoruz bunu. Bundan geri dönüş noktası değil. Aramak sonuçta söz konusu olan şey bu. İnsanlar fıtri olarak içlerinde sevgi açlığı yaşarlar. Bu fıtri açlığını mecazla doyurmaya çalışırlar. Ve mecazdan mecaza koşarlar. Aşıklık öyle bir şeydir ki insanı hep aç, susuz hissettirir. O kimse ne kadar severse sevsin, sevmeye doyamaz. Ne kadar koşarsa koşsun, koşmaya doyamaz. Ne kadar içerse içsin, içmeye doyamaz. Bunu ilk önce o kimse, belki de kendi hayatında, bunu mecazla doldurmaya çalışır. Bunu bir eğer erkek gözüyle bakarsak, o sevdikçe sevmek ister. Ama her mecaz bir müddet sonra onda bıkkınlık oluşturur. Mecaz çünkü tükenip bitebilen bir şeydir. Tükenip bitmeyen ancak ilahi aşktır. Bir kimse buna hemen ulaşamaz. O yüzden o yalancı sevdalarda o ilahi aşkı arar. O mecazda ilahi aşkın tecelliyatına bakar. Mecaz, Hazreti Mevlana'nın deyimiyle onu hakikate gönderen bir basamak, hakikate uçuran bir kanat olur. Ama o hani aşığın deyimiyle Leyla Leyla derken buldu Mevla'yı, Mevla'nın aşkına yandı gidiyor noktasına gelir. Bu mecazı tam sevmekle alakalıdır ama. Bir kimse mecazı dahi, tabirimi hoş görün, yiğitçe, delikanlıca, ercesine, bunun kadını erkeği yoktur, severse ona hakikatin kapısı açılır. Ercesine sevmek bu erkeklikle alakalı değildir. Burada erkeklik, dişillik değildir. Ercesine sevmek dost doğru sevmektir. Bir kimse eşini dost doğru sever, işini dost doğru sever, arkadaşlarını dost doğru sever,
Dostlarını dost doğru sever. Etrafını dost doğru sever. Bunların hepsi de mecazdır. Ama bunun doğru sevgisi onu hakikat kapısını açar. Eğer etrafını dost doğru sevemeyen bir kimsenin hakikat kapısı açılmaz. Öylesine arkadaşlığını dost doğru yapar ki o arkadaşlık sevgisi ona hakikat kapısını aralar. Bir kimse şeyhini öylesine sever, ercesine sever, ona hakikat kapısı aralanır. Bir kimse eşini öylesine sever, kadın erkek hiç önemli değil, ona hakikat kapısı aralanır. Bu noktada, mecazda, görünende, zahirde dost doğru olamayanlar hakikat kapısında işleri yoktur. Aramak bu manada dost doğru olmaktır. Aramak elindeki, önündeki, yanındaki her şeye onun eseri, onun bana gönderdiği, onun emaneti, onunla alakalı görüp her şeyde onun sıfatlarının tecelliyatına, onun cemaline müştak olmaktır. Eğer her tecelliyatta onun cemaline müştak olmak o kimsenin içinde yok ise o yalancı arayanlardandır. O gerçekten arayanlardan değildir. Zaman içerisinde bunları çok dinlemişimdir. Hocam arıyoruz ama, işte biz de arıyoruz ama, ben çok aradım ama, ben çok arıyorum ama. Bunların hepsi de yalandır. Bu söz hakikatten kopup gelen bir sözdür. Vaadi açıktır. Vaadi açıktır. Vaat eden Allah'tır. Arayan bulur. Üzerinde şek şüphe yok. Ben aradıydım dediysen aramamışsın. Aramamışsın. Gerçekten arasaydın onun vaadi haktır. Sana aradığını buldurtturur. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki bir kadına hicret eden kadını bulur. Dünyaya hicret eden dünyayı bulur. Allah'a hicret eden Allah'ı bulur. Bakın arayan bulur hadisi şerifini, hadisi kutsisini zayıf görenlere sahih bir hadis-i şerif. Hicret neyse onu bulursun. Bir kimse dünya malı elde etmek için seyahate çıkar, dünya malı elde etmek için memleketini terk ederse Allah gerçekten o dünya için çıktıysa onu hayırlı, bereketli lütuflandırır, dünya malıyla geri döner. Hiç şek şüphe yok bunda. Ya biz çıktık alışveriş edemedik, hadi git, sen dost doğru olmamışsındır. Dost doğru koşmamışsındır. Dost doğru çalışmamışsındır. Dost doğru bir iş yapmamışsındır sen elin boş döndüysen. Allah'ı suçlama. Sizin önünüzde sizin yaptıklarınız vardır. Müşterini kırmışsındır. Etrafını üzmüşsündür. Sözünü yerine getirmemişsindir. Sen dünya için çıkmış olduğun seyahatten eli boş dönmüşsündür. İkinci hicret ne? Kadına. Bu hadis-i şerifin sebebi nüzulü Mekke'den hicret eder Müslümanlar, onların içerisinde biri de kadın vardır. O kadını seven müşrik bir erkek de hicret eder. Hicretin sevabı söylenince sahabe der ki ya Resulallah filanca müşrik kadın için hicret etti. O da bu hicretten sevabını alacak mı diye sorulduğunda bu hadis-i şerif irad olur. Der ki dünyaya hicret eden dünyayı bulur. Kadına hicret eden kadını bulur. Allah için hicret eden Allah'ı bulur. O zaman o kadın için hicret eden müşrik kadına ulaştı mı? Evet. Mümin kadın
nikahlanması mümkün değil. O müşrik mümin oldu. Kelime-i şehadet getirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onu evlendirdi. Kardeşler, ne için hicret ederseniz onu bulursunuz. Ne tarafa meylederseniz onu bulursunuz. Neyi seviyorsanız ona koşarsınız. O yüzden gerçek manada arayan bulur. Gerçek manada arayan bulur. Aradığın her neyse, aradığın her neyse, dünya malısa dünya malı, kadınsa kadın, çocuksa çocuk, eşse eş, adamsa adam, haşa, Allah'sa Allah, bulunur. Ya 30 yıldan beri dinlerim. Biz bir şeyh efendi bulamadık, bize nasip değil herhalde. Evet, nasip değil diyorum ben. Bakıyorlar şimdi. Ya neden? Ya kardeşim, sen aramamışsın ki dost doğru. Cümle aleme nasip olmuş, ona nasip olmuyormuş. Birine elimi omuzumu attım. Dedim, kimlere gittin? Başladı sayma. Filanca efendiye gittim. Pir mübarek, pir mübarek, pir mübarek. Hep dilinde zikir. Tarif ediyor bana şimdi. Ben elimi omuzuna koydum. Nasibin yoktu değil mi dedim. Olmadı dedi. Filanca efendiye gitmiş, fişmanca efendiye gitmiş, fişmanca efendiye gitmiş. Bir türlü nasip olmamış. Tebessüm ediyorum ben. Dedi bana, Abdullah Efendi ne zaman gelecek dedi. Dedim, gelir. Muhakkak bana haber ver dedi. Muhakkak sana haber vereceğim dedim. İçimden ne diyorum ki? Şey Efendi'ye de gelecek. Onun da bir kusurunu bulacak bu. Evet. Ama bana tecrübe lazım. Bana hayat lazım. Bana yol lazım. Geleceğim diyeni götürmem lazım. Beni ilgilendirmez gerisi. Ben o yola düşmüşüm. Geleceğim mi diyor birisi. Ben onu götürmem lazım. Çağırdım. O zaman biz teleferikte çatı katında kendi kendimize ders yapıyoruz. Bak arkada oturuyor, nasıl tebessüm ediyor, o günleri biliyor. Burhan Türkoğlu. Bursa'nın ilk çavuşudur. Hala daha bütün çavuşlar, bütün zakirler saygıyla önlerinde eğilecek. Hiç kimse yokken onlar vardı. Adını da söylüyorum, Burhan Türkoğlu. Adını duyduğunuzda tarikat adabı erkanı olarak herkes saygı duyacak, hürmet edecek, elini öpecek. Evet. Bunu da çok ciddiyim. Götürdüm ben onu. Tabii sohbet ardından zikrullah. Bizim zikrullah biraz canlı, heyecanlı, hareketli. Öyle ımsık ımsık bir kenarda oturamaz hiç kimse. Adam ya dağılır orada, bir daha ben buraya gelmeyeyim der. Ya da kalır orada. Kimisi der ki bize, ya yavaş yavaş zikrullahı öğretseydin. Kardeş, bizim volantka iş atık. Biz onu yapamıyoruz. Fırat Nehri gibi güldür güldür gideceğiz biz. Yapamıyoruz onu biz. Yok, o adamı alalım, önce alıştıralım. Biz diyorum, bu bana kandırmaca gibi geliyor. Biz buyuz kardeş. Oturuyoruz biz. Ver Allah, yat Allah, kalk Allah. Allah Allah. Yıkılıyor ortalık. Bir ara gözüm kaydı ona, bir baktım böyle kalmış. Hareket edemiyor. Dedim tamam, bitti. İkinci sohbette gelmeyecek. İki gün sonra çarşıda karşılaştık. Dedim abi nasılsın, iyi misin? Mustafa'cığım her şey çok güzel. Ama siz çok hararetlisiniz dedi. Basılmıyor musunuz dedi. Basılıyoruz abi dedim. Kusura bakma kardeşim dedi. Estağfurullah abi dedim. Ben zaten söylüyorum dedim. Basılmayı göze alan gelsin diyorum dedim. Bunu açık açık mı söylüyorsun dedi. Evet abi dedim. Çünkü arada bir götürüyorlar bizi dedim. Her şey çok güzel. Mübarek olsun dedi. Bazen karşılaşıyorum. Aynı noktada daha.
Ama git bütün mübarekleri dinle ondan. Vardır böyle tipler, etrafınızda da vardır. Onlar mübarekleri ne severler? Onlar mübareklere ne hoşturlar? Ama bir tane mübarek onlara nasip olmamıştır. Ve onlar da derler ki, biz arıyoruz. Ya bunları hep duymuşuzdur. Bu zamanda Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini rüyada gören var mı? Var diyorum ben. Ya inanmam ya. Yoktur ya. Neden? Ya onu gören evliyadır. E var ama yok. Onun kafasındaki evliya Emir Sultan Hazretleri, Üftadı Hazretleri, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, işte ne bileyim bu zatlar var ya adı duyulan, Abdülkadir Geylani, bu zamanda yok. Ya neden Allah'ın veli ismi şerifinin tecelliyatı mı kesildi? Haşa. Cenab-ı Hakk'ın ismi, El-Veli ismi. Ayet-i Kerime var. O veliler ki, dünyada da ahirette de onlara müjdeler vardır. E nerede bunlar? Bu zamanda yoktur yine. Ara kardeş. Gerçekten ara. Hakikaten ara. Hakikat noktasını ara. Yırt kendini. Gözünden yaş yerine kan akıt. Oruç tut. Tasadduk et. Ara. Seni muhakkak maksuduna ulaştıracak bir vesile bulursun. İnşallah. Osmanlı'daki kardeş katlinin vacip olmasına bakış açınız nedir? Kim demiş ki vacip diye? Bunu eğer bunu burayı yazan kimse ise bunu bilmediğine veririm. Ama buna vacip diye bir hoca efendi, bir böyle imam, bir böyle müftü, ne bileyim bir fetva veren bir kimse söylediyse içtihadında çok büyük hata yapmış. Vacip demek farza yakın kuvvette bulunan bir şey. Namazda Fatiha-i Şerife'yi okumak gibi. Osmanlı'daki kardeş katli devletle alakalı, devlet yönetimiyle alakalı. Bu konuda uygundur, değildir, zamanın uleması o günün şartlarında oturmuşlar, tartışmışlar. Böyle bir şeye cevaz vermişler, vacip değil, cevaz vermişler. Olabilir hükmünü varmışlar. Fitne korkusundan, ayrılık korkusundan, değişik değişik şeylerden bunu yapmışlar. Tartışılır. Bugünden geçmişi tartışmak kolay. Bunlar devlet yönetimiyle alakalı şeyler. Biz bugünden geçmişi çok rahat tartışırız. Bizim milletimiz de çok güzel yapar ya bunu. Hele bir de Osmanlı'ya küfretmek, Osmanlı'ya hakaret etmek, Osmanlı'yı illaki alaşağı etmek isteyenler muhakkak bir şey bulurlar. 600 yıllık bir devlet 3 kıtada hüküm sürmüş, muhakkak ki eksiklikleri, noksanlıkları olacak. Muhakkak ki güç yetiremediği, güç yetirdiği şeyler olacak. Osmanlı devleti tam bir İslam devleti değil. Ama kendi zamanında İslam'ı en iyi, en şekilde uygulamaya çalışan bir devlet sistemi. Şimdi Osmanlı'yı boğazını sıkmaya çalışanlar kendi yaşadıkları zamana baksınlar. Osmanlı'yı sık boğaz eden, Osmanlı'nın tebaası olan kavimler düştükleri noktaya baksınlar şimdi. Osmanlı'yı en fazla zorlayan Orta Doğu cephesidir. Bakın Orta Doğu'ya. Osmanlı'yı en fazla zorlayan Balkanlardır. Bakın Balkanlara. Srebrenica katliamı orada duruyor. Hesabını veren yok.
Kimisi diyor ki 5000, kimisi diyor ki 7000, kimisi diyor ki 12000. Sayısı belli değil. Bosna'daki Müslüman katliamın sayısı belli değil. Bakın Orta Doğu'ya, ortalama günlük 300 kişi ölüyor. Ölenlerin hepsi de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Öldürenler de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Ölenler de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. İşin çıkmazı ve çakmazı burada zaten. Meydanda. Orta Doğu'daki Orta Doğu'yu kan gölüne, kan gölüne çeviren, sözüm ona, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen kurumlar, kuruluşlar, hiçbir tane Orta Doğu'da cirit atan İngiliz ajanını öldürüyor mu? Orta Doğu'da cirit atan Amerikan ajanlarını öldürüyorlar mı? Orta Doğu'da cirit atan Fransa'nın, Almanya'nın ajanlarını öldürüyorlar mı? Orta Doğu'da cirit atan İsrail ajanlarını öldüren var mı? Orta Doğu'da cirit atan KGB ajanlarını öldüren var mı? Orta Doğu'da cirit atan paralı, paralı Amerikan askerlerini öldüren var mı? Ya namaz kılarken secde edenin üzerinde yaşlı sakallı bir dede görüyorum. Bu ne olabilir? Muhteşem. Dersimi çekerken sürekli uykum geliyor. Sessiz bir ortam olur, sakin bir dünya gibi geliyor. Bana bu ne olabilir? Dersini çekmeye devam et. Yukarıda yazan Ebubekir Aleyhisselam yazısında bir B harfi eksik dikkatinizi çekmiş miydi acaba? Hiç yukarı bakmıyorum ki, hep gözüm aşağılarda. Meryem suresinde geçen ruhumuzu gönderdik ile Kadir suresinde geçen melekler ve ruh ifadelerindeki ruh ile biz insana ruhumuzdan üfledik ifadesindeki ruh aynı mıdır? Söylendiği gibi ruh Cebrail aleyhisselamıdır, açıklar mısınız? Bu soruyu gönderene alkışlıyorum. Gerçekten. Teşekkür ederim kim sorduysa. Evet. Meryem suresinde Hazreti Meryem'e gönderilen ruh ve Meryem suresinde Hazreti Meryem'e üflenen kelime ve aynı zamanda da Kadir suresinde o gece melekler ve ruh indirilir ayetindeki ruh ve biz insana ruhumuzdan üfledik ifadesindeki ruh aynı mıdır? Evet, aynıdır. Meryem suresindeki biz ona ruhumuzu gönderdikten kasıt Cebrail aleyhisselamdır. Ruhumuzdan üfledik dediği Cenab-ı Hakk'ın kendi ruhundandır. Kendi ruhu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ve aynı zamanda da Kadir suresindeki tecelli eden ruh farklıdır. Çek bunu biraz. Senin sorulara geçemedik daha. Geçeceğiz. Nasıl olsa bu gece buradayız. Şey, ne o? Nikah memuru geldiğinde haber verin bana. Bu soruyu soran bayan değilse, erkeklerdense bir şey soracağım ona. Buna gelmiş mi? Hazırmış mı her şey? Nikah, herkes oturabilir burada veyahut da kalkabilirler. Bu akşam bir nikah merasimi var. Ona da katılacağım. Evet, devam ediyoruz. Cenab-ı Hak bir şey yarattı.
yaratmış olduğu bir şeye kendi ruhundan ve nurundan üfledi. Bir şey, bu yarattığı şey aklı evvel, bu yarattığı şey ruhu evvel, bu yarattığı şey bütün her şeyin evveli. Ve bu yarattığı şeye kendi ruhundan üfledi. Bir de nurundan üfledi. Bu bir şeyden, bu bir şey ya, bir şeyden diğer şeyleri yarattı. Bir şeyden diğer şeyler yaratıldı. Bu bir şey hem akıl, yani aklı evvel, hem de Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyeti ve nuraniyeti. Ruh, varlığın tamamı ile üzerinde tecelli eden bir tecelliyat. Henüz daha melekler yaratılmadı. Daha melekler yok. Ama bir şey var, biz ona aklı evvel diyoruz. Hadis-i Kudsi'de de var. Biz ona hiçbir şey yok iken ilk yaratılan benim ruhaniyetim ve nuraniyetim. Hadis-i Şerif. Henüz daha Adem yok iken ben peygamber idim. Hadis-i Şerif. Hiçbir şey yok. İlk yaratılan aklı evvel ve Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyeti. O zaman ilk yaratılan varlığın başlangıcında ruh var. Bir, bu varlığın komple, çünkü bu konuyla da alakalı bu mesele. Akıl ve nefes, bu nefis kavramları var. Bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buradan devam edeceğiz şimdi ona. Bilmiyorum sorun, ne, kaçıncı sayfada kaldık? Şimdi bu varlığın tamamiyetiyle, hepsinde bizim bilmediğimiz, tecelliyatını gördüğümüz bir ruh var. Çünkü varlığın içerisinde varlığa hayat veren, varlığı ayakta tutan, varlığı bu noktada yaşam kaynağı olan şey bu ruh. Ve nur. Ve Cenab-ı Hak bundan sonra levh-i mahfuzu yarattı. Ondan sonra kalemi yarattı. Levh-i mahfuz ve kalemden sonra sıralama gidiyorum. Melekleri yarattı. Meleklerin başlangıcı Cebrail. Hadis-i şerif ve hadis-i kutsilerden çıkarılan yaratılış tecelliyatı, şeması bu diyebiliriz. Henüz Cebrail aleyhisselam nef-i mahfuzdan ve kalemden sonra yaratıldı. O zaman Cebrail aleyhisselam bir ruh mu? Evet. Melekler de birer ruh mu? Bu manada evet. Hem ruhundan hem nurundan yaratıldı mı onlar da? Evet. Ama bu ayet-i kerimede Meryem suresinde geçen ruhumuzu gönderdik dediği ayet-i kerime Cebrail aleyhisselamla alakalı. Burada ruhumuzu gönderdik dediği, buradaki ruhun tecelliyatı
Cebrail Aleyhisselam'la alakalı. Ondan sonra Kadir Suresi'nde geçen melekler ve ruh, burada duracağız. Burada melekler dendiğinde meleklerin cemine Cebrail Aleyhisselam da girer. Buradaki meleklerle ruh ayrı bir kavram. Buradaki ruh bir, Cenab-ı Hakk'ın ayrıyetten isimlendiği ruh adında bir melek olabilir mi? Evet. Özel kendine münhasır ruh olarak nitelendirdiği bir melek olabilir mi? Evet. Komple varlığa tecelli eden, varlığın üzerinde tecelli eden bir ruh olabilir mi? Evet. Ama burada Cenab-ı Hakk'ın namütenayi, anlamaktan ve idrakten uzak olacağımız ruhumdan dediği ruh olabilir mi? Evet. Ben bunun olduğuna inanıyorum. Kadir gecesinde melekler ve ruh dünya semasına inerler. Çünkü başka bir hadisi kutsi de, o gece yok mu bana dua eden duasını kabul edeyim? Yok mu bir derdi olan derdine derman vereyim? Yok mu bir hastalığı olan hastalığına şifa vereyim? Yok mu rızkının bollaşmasını isteyen rızkını bollaştırayım? Yok mu, yok mu, yok mu, yok mu, yok mu diye diyor. Sabaha kadar devam eder. Burada Kadir gecesindeki tecelli eden ruh Allah-u Alem. Cenab-ı Hakk'ın kendi zat-ı uluhiyetinden tecelli etmiş bir sıfatı. Devam ediyoruz. Biz insana ruhumuzdan üfledik. Evet. Şimdi sıra geldi, melekler yaratıldı, Cebrail Aleyhisselam yaratıldı derken en son Adem yaratıldı. Cenab-ı Hak Adem'i yarattı. Topraktan, balçıktan 40 bin yıl pişirdi. Sonra dedi ki, onu ruhumuzdan üfledik. Ve bunu tarif ederken Kur'an bize testi gibiydi diyor. Vurduğunuzda böyle ses çıkaracak testi. Kuru testi. Kuru toprak gibi. Hani vurursunuz ya testiye, testiden ses gelir. Adem önce böyle tarif ediliyor. Balçık çamur. Balçık çamur pişirildi. Ne oldu? Tın tın ses geliyor içinden. Başka bir şey yok. Ne zaman? Ruhundan üflediğinde hayat buldu. O zaman Adem'e üflenen ruh, Cenab-ı Hakk'ın bu aleme, varlığa üflediği ruhla aynı. Çünkü Adem'i dedi, alemi Adem'in suretinde yarattım. Adem'i de kendi suretimde. Nerede kalmıştık? Ben cümleyi bilmiyorum. Ha, burada tamam, işaret koymuşum. Ve her ne kadar insan nefislerinin semavi nefislerle ilişkisi külli olsa da bunlar onlardan aldıkları etkinin çoğunu sadece kendi ilgilerine yakın kısımdan almaktadırlar. Burayı okuduk. Bu ilişki vehim ve hayal oluşturucu el hayal tarafından ve onların kullanılmasıyla gerçekleşmekte ve cüz'i şeylerle ilgilenmektedir. Peygamberin hayal oluşturucu gücü bunu gelecekte olacak şeylerin ilkeleriyle, yani semavi felekleri nefisleriyle irtibatta olduğunda değil,
Fakat faal akıl onun akli nefsine ışıdığı ve onu o akledilirlerle aydınlattığı zaman gerçekleştirir. Daha sonra hayal oluşturucu güç bu akledilirleri temsil etmeye başlar ve onları ortak duyuda tasvir eder ki bu anda duyular Allah'a ait nitelenemez. Azamet ve kudreti idrak ederler. Böyle bir kimse artık hem mükemmel bir akli nefse hem de mükemmel bir hayal oluşturucu güce sahiptir. Evet. Bir kimse hayalini oluştururken akli çerçevede oluşturur. Akli çerçevede bir hayal oluştururken akıl sadece bildiklerinin üzerinde hayal kurar. Hayalin ikincisi vardır. Akıl bilmediği şeylerle karşılaşır. Akılın bilmediği şeylerle karşılaşması peygamberlerde vahiy, velilerde ilham, müminlerde rüyadır. Bu kendi içerisinde yine hayale dayalı hayret noktasıdır. Bu gelen aslında bir hayaldir. Ama o hayal o kimseyi hayrete yönlendirir. Ve hayret demek aklın çözümlemekte güçsüz kaldığı yerlerdir. Çünkü akıl ne okuyaraktan, ne duyaraktan, ne de görerekten elde etmiş olduğu bilgiler manzumesinin üstünde bir şeydir bu. Akıl çünkü duyu organlarından aldıklarıyla beslenir. Kalp ise bildiğimiz bu duyu organlarının üstündedir gönül dediğimiz şey. Burası hayale, hayalin tecelliyatına açık bir alandır. Akıl bu manada çerçevesi bellidir. Dairesi bellidir, altı üstü bellidir. Gönlün ise dairesi ve çerçevesi yoktur. Peygamberlerin gönülleri bu noktada bütün müminlerin gönüllerinde, bütün varlığın gönüllerinden daha yüce bir gönüldür. Peygamberin gönlü, sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin gönlü, diğer peygamberlerin gönüllerinden de yüce gönüldür. Ve oraya gelen, bu noktada hayrete dayalı hayaller, akli muvazeneye göre tecelli eder. Bunun hayalde veya halde veya hayrette farklı görünen unsurlar normalde varlığa geçerken hayalden cismaniyete ve varlığa geçerken farklı tecelli eder. Buna örnek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Miraç'ta süt ve şerbet sunulduğunda sütü tercih etmesi, sütü tercih ettiğinde de sütü yorumlarken Cebrail aleyhisselamın onu ilme yormasıdır. Süt bu manada hal noktasında, misal aleminde süt gibi görünürken zuhuratta şehadet alemine ilim olarak tecelli etti. O zaman peygamberlerin hayal oluşturucuları ve peygamberlerin
hayal noktaları namütenahi bir noktadır. Tabiri caizse onların hayal noktaları bu manada, ben bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri için söyleyeceğim. Ya Resulallah, hiçbir şey yok iken Allah neredeydi? Amadaydı. Oradan bir şey yarattı. Peygamberlerin bu noktada hayal oluşturucu gücü, bunu gelecekte olacak şeylerin ilkleriyle, yani semavi feleklerin nefisleriyle irtibatta olduğunda değil, fakat faal akıl, onun akli nefsine ışıdığı ve onu akledilerle aydınlattığı zaman gerçekleşir dediği şey, peygamberlerin bu noktadaki durdukları yer, durdukları menfez, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri için bir veçesiyle amaya, bir veçesiyle varlık alemine bakar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhaniyeti ve nuraniyetinin çok veçesi vardır. Bunun bir veçesi amaya bakar. Amaya bakar ki amadan tecelli, ama çünkü bu noktada tarifi olmayan bir şeydir. Bulutumsu bir şeydir. Oradan varlığa çıkacak olan, surete dönecek olan her şey Muhammed Mustafa'nın üzerinden, onun ruhaniyetinden ve nuraniyetinden surete yönelir ki bu o esnada normalde akılla idrak edilebilecek, akılla anlaşılabilecek bir şey değil, gönle akan o hayalin, o suretlerin sonra akıl tarafından yorumlanıp yeniden servis edilmesidir. O yüzden burada peygamberlerin gelecekle olacak olan şeyleri varlığın içerisindeki diğer varlıklardan alma değil, varlığı var edenin direkt ilminden alınma bir şeydir. O yüzden burada semavi feleklerin nefisleriyle irtibatta olduğunda değil bu aldıkları şey. Faal akıl, onun akli nefsine ışıdığı ve onu akledilenlerle aydınlattığı zaman gerçekleşir. Yani amadan o külli akla, yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin veyahut da diğer peygamberlerin akıllarına tecelli ettiği zaman anlaşılır. Çünkü bütün tecelliyatlar, bütün hayaller, bütün her şey akıla yorumlanmak üzere tecelli eder. Siz kendi gönül aleminizde her ne tecelli ederse etsin, o tecelli ettikten sonra akıl onu yorumlamakla, onu yormakla mükelleftir. O bilgiyle donanımlanmakla mükelleftir. Hiç bilmediği, hiç görmediği bir şeyi gördüğünde hayrete kalacak, hayrette duracak, ama onu muhakkak bir bilene sorup ondan gerçek mahiyetini öğrenecektir. Velilerin ve peygamberlerin bir vazifesi budur. O yüzden bu tip meseleler semadaki, semavattaki varlıklardan devşirilme değil, direkt İlahi vahiy ile veya ilhamla alınan şeyler olması gerekir. Daha sonra hayal oluşturucu güç bu akledilirleri temsil etmeye başlar ve onları ortak duyuda tasvir eder ki bu anda duyular Allah'a ait nitelenemez azamet ve kudreti idrak ederler. Bu haktan halka tecelli ettik artık.
haktan halka tecelli edince artık akledildikleri, akledilenleri normalde akıl ne yapıyor? Tanzim etmeye başlıyor. Tasvir etmeye başlıyor. Ve onları normalde tasvir ederken, benzetirken artık orada Allah'ın bu manada insana halka ait duyuları, halka ait duyuları Allah'a nispet etmek, halka ait anlayışları Allah'a nispet etmek artık orta yerden kalkıyor. Böyle bir kimse artık hem mükemmel bir akli nefse hem de mükemmel bir hayal oluşturucu güce sahiptir. Böyle bir kimse, biraz bu ileri gidecek şimdi bu iş, hem mükemmel bir akla sahiptir. Öylesine mükemmel bir akla sahiptir ki artık o mükemmel akılla şuraya yağmur yağsın dese yağmur yağar, şuraya gök gürlesin dese gök gürler. Allah'ın öyle velileri vardır ki onlar yağmur yağsa dese Allah yağmur yağdırır. Onlar bir işin üzerine şöyle olsun dese şöyle oldurur. Demek ki onlar öyle bir akli nefse, harika bir akli nefse sahip oldular ki artık o hayal oluşturucu güçle güce bu noktada naz niyaz ediyorlar. Öyle söyleyeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin amcasının Abbas'ı yağmur duasına götürüp senin duanı Cenab-ı Hak geri döndürmez deyip onu dua ettirip anında yağmur yağması gibi. Artık onlar hayal oluşturucu güce sahipler. Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle, ilhamıyla o kadar yakınlar ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ayağını kıran bir sahabe geldiğinde sıvıyor, ayağı sağlam oluyor. Gözü çıkan bir sahabe geliyor, gözü elinde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onun gözünü yerine koyuyor, tükürükle sıvıyor. 80 kusur yaşında sahabe diyor ki o gözüm sapasağlam, öbürkü görmüyor şu anda. Bu o kimselerin, velilerin, Allah dostlarının bu manada hayal oluşturucu güçle güçlenmeleri. Cenab-ı Hakk'ın onun yüce alemle irtibata geçme fırsatını asla kaçırmayan söz konusu kısmı yani aklı son derece fazladır ki böylece bahsi geçen kısmın uyanıkken bile bu irtibatı etkilemesi mümkündür. Yani böyle bir kimselerin uyanıkken veya uyuyor diye bir kaide yok. Bunlar her an için Cenab-ı Hak'la alışverişteler. Her an için Cenab-ı Hak'la alışverişte olduklarından dolayı ister uyur olsun, ister uyanık olsun etkileme güçlerine sahipler. Ve hayal oluşturucu güç kendi işini yaparken hayal oluşturucu gücü kendi yanına çekip hakikati görerekten onu hıfzeder. Bu noktada hayal oluşturucu güç, hayal oluşturucu asıl gücü yanına da çekerekten işin hakikatine vakıf olur ve işin hakikatine vakıf olunca o hakikatten de dışarı çıkmaz. Hakikate muhalif hareket etmez. Hayal oluşturucu güç, yani aklın temsil ettiği şeyi bir görülür ve duyulur duyu nesnesi şeklinde görüntüde de temsil eder. Bu noktada o kimseler hayallerini ve gelen hayalleri de görüntüde sinemaskop gibi de ne yaparlar? Bunu görüntüde de temsil ederler. Sorular. Bir, yukarıda geçen bilgi edinmedeki nefs kavramını Arabi'nin nefs kavramıyla karşılaştıraraktan açıklar mısınız? Her ne kadar her velinin, her mürşid-i kamilin bilgi edinme ile alakalı değişik yolları vardır. Bu noktada Arabi bilgi edinme ile alakalı ilhamı, sezgiyi
orta yere koyar. Hazreti Mevlana da ilhamı orta yere koyar. Hazreti Mevlana da, Arabi de bilgiyi, bilgilenmeyi ya unsurlar cephesinden, yani yaratılmışların cephesinden, ya da direkt bilginin sahibinden kaynaklanan bilgi edinme olarak görür. Bu noktada bilginin sahibi vardır. Bu bilginin sahibi bir, vasıtalı olarak bilgisini aktarır. İki, direkt aktarır. Vasıtalı aktarmalardan birisi Cebrail aleyhisselamdır. Allah peygamberlere ve peygamberlerine Kitabullah'ını vasıtalı Cebrail aleyhisselam tarafından gönderir. İki, Cenab-ı Hak peygamberlerine bilgiyi direkt kalbine vahyederekten bildirir. Biz onlara hadisi kutsi diyoruz. İki, bu noktada peygamberlerine böyle gönderince Hazreti Peygamber de diyor ki, Allah'ın haram ettikleri vardır. Bunun yanında Muhammed-i Mustafa'nın da haram ettikleri vardır. Muhammed-i Mustafa'nın haram ettikleri de Allah'ın haram etmesi gibidir. İşte bu kalbe gelen peygamberlerde vahiy, velilerde ilhamdır. Bu direkt Allah'tan gelen bilgi devşirimidir. Bunun bir bilgi devşirimi vardır unsurlardan. Cebrail aleyhisselamın verdiği bilgi, meleklerin verdiği bilgi, insanların verdiği bilgi, yaşayan insanların verdiği bilgi, dünyada yaşamını bitirmiş olan insanların verdiği bilgi. Üç, okuyaraktan bilgi toplama, görerekten bilgi toplama, duyaraktan bilgi toplama, yaşayaraktan, tecrübe ederekten bilgi toplama, rüya, bilgi toplama. Bu noktada Arabi ve Hazreti Mevlana ve yukarı Mezopotamya sufileri bilgi edinmenin yollarını, yelpazeyi çok geniş tutarlar. Yelpaze çok geniştir. Siz bir bitkiden de bilgi edinebilirsiniz. Siz bir ağaçtan bilgi edebilirsiniz. Siz bir hayvandan bilgi edinebilirsiniz. Siz bir taştan bilgi edinebilirsiniz. Bilgi edinmenin yukarı Mezopotamya sufilerince belli bir kategorisi yok denilebilecek noktadadır. Arabi de bunların içindedir. Amma ve lakin İbn Sina kendisi tıpçıdır. Kendisi tıpçı olunca o sufi standla hareket etmez. Onun için bilgi edinme varlığa tecelli etmiş unsurlardan alınıyor. İkisindeki fark bu. Kökte benzeşen nefislerden mana tek bir nefsin farklı tezahürleri ve kabiliyetleri olması mıdır? Burada normalde sizleri tek bir nefisten yaratan Allah der. Bunları insanlar babında bakarsak, evet, insanları tek bir nefisten yaratmıştır. Aslında bütün varlığı tek bir nefisten yaratmıştır. O zaman bütün varlık tek bir nefisten yaratılınca, varlık tamamiyetle bir nefisten yaratılmış denilebilir kök olarak. Gelecek olayların bilgisinin insan nefsiyle semavi cisimleri, nefisleri olan ilişkisinde olduğu düşüncesine katılıyor musunuz? Ben buna katılmıyor diyemem. Katılmıyorum diyemem. Ama bu noktada semavi cisimlerin vermiş olduğu haberlerin hangisi ne kadar doğrudur üzerinde şüphe edilir.
Çünkü semavi cisimler dediğimizde kafir cinniler girer. Mümin cinniler de girer. Mümin cinnilerin içerisinde yalan söyleyenler de vardır. Kafir cinniler zaten yalan söyler. Bu noktada semavi cisimler dediğimizde benim akıl olarak tarif edemediğim cisimler de girer işin içerisine. Benim tanımlamakta güçlük çektim. Bunu isim koymakta güçlük çektim. Bu cisimler de zaman içerisinde irtibata geçtiklerine değişik haberler verirler. Bu haberler veyahut da değişik zamanlarda değişik velilere manevi olarak da değişik kimseler gelip gaybla alakalı haberler verirler. Bunların el hak herhangi birisini yanlış dememiz mümkün değildir. Ama onlar o hal üzerinde, o hayal üzerinde onu gerçekmiş gibi görürler. Ve verilen habere de kesin kanaat ederler. Ve o haberi de etrafındaki dervişlerine yayarlar. İşte burada o kimse için almış olduğu haber kanalı kendisine sahih olabilir. Ama hakikat olmayabilir. Bu hali yaşamış mıdır o kimse? Yaşamıştır. Bu hali o semavi cisimlerden bilgi almış mıdır? Evet. Ama bunun hakikatini, hakikat noktasını sağlamaya almak, bunun hakikatini sağlam olarak duymak ve görmek mümkün olmamış olabilir. Bununla alakalı sufi olan kardeşlere bir parantez açıyorum. Rüyanızda ve halinizde Hazreti Muhammed-i Mustafa'yı görmedikçe, onun dilinden duymadıkça hakikatin de hakikati vardır. Burası çok önemli. Bu bütün sufi kardeşlere, sadece kendi dergahımıza değil, bütün sufi kardeşlere, bütün bu noktada ehli tarikata sesleniyorum. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ağzından, sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ağzından bizatihi duymadıktan sonra hakikatin de hakikati vardır. Hatta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ağzından duysanız dahi misalde konuşulanların şehadet alemindeki tecelliyatı farklı olabilir. Bu farkı çözebilecek olan kimseler sadece ve sadece zamanın 7 tane kutbu diyeceğimiz kutuplara aittir. Eğer bu zamanın 7 kutbundan birisi değilse bu zat, o zat dahi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ağzından çıkan hakikat remizlerini çözmekte güçlük çekip şehadete tecelliyatında hata yapabilir. Ve velilerin ve mürşid-i kamil noktasına gelememiş olan velilerin, Hazreti Mevlana'nın nice evliyalar vardır ki hayalin tekmesini yememiş olsun dediği hal bu haldir. Ama o veli rüyasında görmüş olduğu gayba ait tecelliyatı, halinde görmüş olduğu gayba ait tecelliyatı, velev ki pir efendilerden, velev ki diğer cismani ruhlardan ve unsurlardan, velev ki cinni taifesinden, velev ki zikreden taifelerden, velev ki daha önceden yaşamış ümmetlerin zakir sufilerinden,
öylesine zatlar vardır ki bu peygamberlerin, daha önceki peygamberlerin ümmetlerinden olup Allah'ı öylesine zikreden zatlar vardır ki onlar misal aleminde kendilerine ait makamlarda Allah'ı zikretmeye devam ederler. Onlar göklerdeki yıldızlar gibidir. Onlar normalde böyle cam fanuslar gibi, kristal fanuslar gibi onların içerisine oturtulmuş, onların gıdaları Allah'ın zikri, onların nefesleri Allah'ın zikri, onların hayatları Allah'ın zikri olmuş. Devamlı Allah'ı zikreden bu tip zat-ı şerifler vardır. Bunlar bir dervişin üzerinde seyr-i sülükte tecelli eder. Bunları normalde yaşamayan kimselerin bunları anlatabilmeleri mümkün değildir. Ancak seyr-i sülük noktasında, dervişin hurucunda, şeyhinin sayesinde yol yürürken bu zat-ı şerifleri o kimseler görür. Ve bu zat-ı şerifler gaybe ait, geçmişe ait haberler verirler. Geleceğe ait de haberler verebilirler. Bu zat-ı şerifler nuranidir. Onlara baktığınızda kendinizden utanırsınız. Onlara baktığınızda kendinizin zikretmediğinizi görürsünüz. Ve onlara baktığınızda kendinizi hiç ibadet eden bir kimse olarak göremezsiniz. İşte zaman zaman bu salih kimseler, bu Allah'ı çokça zikreden kimselerin vermiş olduğu haberler vardır. Bunları zamanın evliyaları, zamanın velileri bu zat-ı şeriflere karşılaştıklarında, bunlarla buluştuklarında yollarının sonuna geldiklerini, kemale erdiklerini zannederler. Ve bunlarla irtibata girenler üstadlarını, mürşitlerini bıraktıkları dahi görülmüştür. Bu hal onları aldatır ve onlar bu halin tekmesini yerler. Bu hayal onları aldatır ve onlar bu hayalin tekmesini yerler. Benden sonra gelecek olan kardeşlere ölçü olarak kalsın. Asla ve asla Hazreti Muhammed Mustafa'nın ağzından, dilinden, sözünden, gözünden, kulağından, işaretinden ve onun remizlerinin haricinde hiçbir şeyi hakikat olarak görmeyin. Nice ondan sonrakilerden gelecek olan haberleri hakikat görenler ne yazık ki hep tarih boyunca yanılmışlardır. İster zahiri manada hadisleriyle ve sünnetleriyle, ister batini manada hal ve rüya ile, Hazreti Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem ile irtibatınızı hiç kesmeyeceksiniz. Ve irtibatınızı ona yönlendireceksiniz. Bu demek değildir ki üstadı es geçeceksin. Buradan da aklınıza böyle bir şey gelmesin. Üstad sadece ve sadece meselenin hakikatini, meselenin yolunu size öğretmek için vardır. Onu yaşayacak olan sizsiniz. Ama bu ölçüyü hiçbir zaman kaçırmayacaksınız. O yüzden gelecek olaylarla alakalı bilgilerde her daim bu noktada hakikati bulamamak, hakikati görememek, hakikatin hakikatine ulaşamamak mümkündür. Bu manada evliyalara, velilere gelen bu tecelliyatlar hak mıdır? Haktır. Ama hakikatin hakikati midir? Ona dikkat etmek lazım. O yüzden bu tip şeyleri konuşmamakta, bu tip şeyleri ishar etmemekte, bu tip şeylerde sabredip beklemekte, bu tip şeylerde bunun da hakikati vardır, bunun da hakikati vardır deyip tecelliyata rağm olmakta fayda vardır. Sizce hayali oluşturucu kimdir ve bu güç nereden gelmektedir? Bir, hayali oluşturucu güç o kimsenin kendi aklına aittir.
cüz'i akıl diyebiliriz. Bu cüz'i akıl bizim bilgi neticemiz, bilgi dairemiz kadar hayal kurar ve hayali bu noktada oluşturmaya gayret eder. Saat 11'e geldi ama bitirelim artık bunu. İki, külli akıl diyebiliriz bunu. Külli akıl, buna hayal denmez, hakikat denir zaten. O hakikati hayal yoluyla size izhar edebilir. Size gösterebilir. Kısa geçeyim. Beş, sizce birçok tasavvuf ekolünden günümüze kadar yorumlanan akıl kavramıyla ilgili hakikatini ele aldığımızda genel olarak tespit ettiğiniz en doğru bilinen en büyük yanlış nedir, açıklar mısınız? Oy! Bu konuda kim ne derse ki en doğru bildiğin bilinen en büyük yanlış budur, kim derse ki en büyük yanlış bilinen en doğru budur, hepsi de felsefeden ileri gitmez. Kendinizce en istikametli yol, aklınızı vahiyden besleyin. Cüz'i olarak aklınızı vahye teslim edin. Uzun bir müddet. Uzun bir müddet. Eğer yolun başında, bu yolun başında aklınızı vahye teslim edip, aklınızı vahiyden güçlendirmez, aklınızı vahiyden nimetlendirmezseniz bütün dini hayatınız felç olabilir. O yüzden matematiği, aritmetiği kurarken birinci derecede aklı pozitif noktada vahye dayandırın. Vahiyden alın alacağınızı. İki, aklınızı, bu biraz size tuhaf gelebilir, vahyin yolunda, ışığında üstadınız adayı. Üç, zahir meselelerde aklınızı Kur'an ve sünnette sabitleyin. Zahir meselelerde aklını Kur'an ve sünnette sabitlemeyen kesin sapkınlığa uğrar. Kesin. Ve zahir noktada aklını Kur'an ve sünnette sabitlemeyen bir kimsenin batını da helak olur. Bu fakir tecrübeyle söylüyorum. 30 yıldan beri bunları gördü hep. Eğer siz zahir noktada kendinizi Kur'an ve sünnete sabitlerseniz, sufi noktada üstadın Kur'an ve sünnet dairesindeki noktalara bağlarsanız, sabitlerseniz kendinizi, savrulmazsınız. Eğer üstadınız Kur'an ve sünnet dairesinde duran bir kimse ise. Bunu birinci derecede elimizdeki metre, üstadın zahiren söylediği Kur'an ve sünnet dairesi. Ne kadar uyuyor, ne kadar uymuyor. İkincisi, batın noktada varsa elinizde böyle bir nokta, duruş, manevi olarak ikinci ölçünüzde o olacak. Ben İmam Hatip okuyorum, hutbe veya vaaz vermeye gidiyorum. Sonunda da yemek ısmarlıyorlar. Ben de yiyorum, bu doğru mudur? Ya da bir abimin deyişiyle, sağ olun ben tokum demeli miyim, ne düşünüyorsunuz? Bize bunları sorarsanız bizim cevabımız bunlara ağır gelebilir size. Şeriatan bir kimse gittiği yerde birisi ona ikram ediyorsa yenilebilir. Bir yere gitmişsiniz, birisi de size ikram ediyor. Gel kardeş yemek yiyelim diyor.
Bu ikramı şeriatın yenmesinde bir beis yoktur. Ama tasavvuf ölçüsünde, sufi ölçüsünde bu yanlıştır. Sufi dairesinde bir kimse yapmış olduğu ibadetin veya hizmetin karşılığında bir bardak su daha içmeyecek. Bir yere gitti bir kimse, arkadaşlar bir mahalleye gittiklerinde, bir beldeye gittiklerinde orada sohbet ediyorlarsa, orada ders yapıyorlarsa, ders yaptırıyorlarsa onların karşılığı olup olmaması önemli değil. Tabiri caizse aç gidip aç dönebilirler. Veya gidip bir kenarda yemek yiyebilirler. Senin sufiliğin olmamış olsaydı onlar sana yemek yedirirler miydi? Hayır. Sen sufisin diye, tanıyorlar diye sana yemek yediriyorlar. Sen burada zikrullah yapmaya geldin, zikrullah yaptırmaya geldin diye yemek yediriyorlar. Bizim için bu sakıncalı bir noktadır. Öldüren öldürüleceğini bildiği için kısası uygulamak öldürmeyi önleyebilir mi? Evet. Lohusalık babında nelere dikkat edilmeli? Dersimi çekebilir miyim? Abdestsiz de yapılabilecek olan noktaları çekebilirsiniz. Bunlar da insanları çok korkutuyorlar. Lohusa olunca aman şöyle olur, aman böyle olur, aman şu kedi geçerse bu olur. Yok üzerinden, bıçağın üzerinden atla. Yok siyah kedi sana baktı böyledir. Yok mahallede kuş öttü. Mahallede lohusa var böyledir. Bunların hepsi de atıl batıl. Ama lohusa, kadın doğum yapmıştır, kolay bir şey değildir. O yüzden güçsüzdür. Her türlü hastalığa, mikrop kapmasına, rahatsız olmaya açıktır, güçsüzdür çünkü. Onun bu manada korunması, muhafaza edilmesi gerekir. Ama batıl şeyler olmayacak, bu tip şeyler. Allah muhafaza eylesin. Hakkınızı helal edin. Bugün biraz böyle fazla atraksiyonlu bir hafta oldu gene geçen haftaki gibi. O yüzden atraksiyonlara herkes zaten alıştı. Bizde atraksiyon bitmiyor. O yüzden de sohbet de uzadı ama bunu da bitirmemiz lazımdı. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Yarın Gelibolu var. İnşallah gelebilenler Gelibolu'da buluşuruz. Destur.